Sevgili AK Partili kardeşlerim, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün özellikle sizlere seslenmek isterim. AK Parti'nin kuruluşundan beri tanıdığınız bir kardeşiniz olarak bu çok önemli seçimin arifesinde beni bir kez daha dinlemenizi rica ediyorum. Hepimiz görüyoruz. Bu iktidarı destekleyen torpille, haksız kazançla, adrese teslim ihalelerle, kolay paralarla zenginleşmiş bir kesim var ülkemiz. Bunların müdürleri, sekreterleri, çocukları, damatları, gelinleri hepsi toplasanız bir avuç insan. Geri kalan AK Partililer namuslu, güzel, çalışkan insanlardır. Ben bunu iyi biliyorum. Bu kardeşlerimizin bir kısmı bugünlerde büyük bir ikilem yaşıyor. Görüyorum. Bir yanda uzun yıllardır destekledikleri, onlara vaktiyle güzel günler yaşatmış, özgürleştirmiş bir iktidar dönemi var. Öbür tarafta savunduğu değerlerden, ilkelerden vazgeçmiş, bir kısım zengini daha da zengin ederken halkın büyük bir kısmını fakirleştirmiş, liyakatsız insanların öbeklendiği bir iktidar dönemi var. Geçmişteki Erdoğan'ın hatırına, bugünkü Erdoğan'a bir kez daha oy versem mi, vermesem mi diye kararsız kalan çok insan var. Görüyorum. Gittiğim her ilde şahit oluyorum. Sevgili kardeşlerim, çok kişi soruyor. Neden CHP ile ittifak yaptın? Neden Kılıçdaroğlu'na destek veriyorsun diye? Ben sizin desteğinizle genç yaşta, daha 35'imde bakan oldum. Hazinemizin başına geçtim. Dışişleri Bakanlığı yaptım. Avrupa Birliği baş müzakereciliği yaptım. 2002'de, 2007'de, 2011'de verdiğiniz oylara, emanetinize gözüm gibi baktım. Siz gördünüz, siz tanık oldunuz. Beni en iyi siz bilirsiniz. Emanete hiyanet etmediğimi, asla etmeyeceğimi en iyi siz bilirsiniz. Ben bildiğiniz Ali. Harama bulaşmayan, sizin hakkınızı gözü gibi koruyan. O yıllarda ekibimizle beraber çok çalıştık. Dost doğru çalıştık. Kişi başı milli gelirimizi 3 kattan fazla artırdık. Çoğunuz maaşlarınızla huzur içinde geçiniyordunuz. Araba aldınız, belki ev aldınız. Memur kardeşlerim emekli ikramiyesini beklemeden uygun imkanlarla aldı hem de. Enflasyon tekhaneye düştü. Yıllarca da tekhanede devam etti. Başka ülkelerle olan ilişkilerde sizlerin hakkını yedirmedim. Başınızı bir kez dahi öne eğdirmedim. Hepsini biliyorsunuz. Pek çoğunuz bizzat o günleri yaşadı. Gençler zaten eski videolarda izledikleri Türkiye ile yaşadıkları Türkiye arasındaki farkı herkesten daha iyi görüyor. En çok da onlar için üzülüyorum. Gençlerin hayatlarından çalınan yılların farkındayım. Onların mutsuz olduğunu görmek inanın beni kahrediyor. Evet, gençlere bir gençlik borcumuz var. Biz yıllarca Türkiye'yi özgür, demokratik, kimsenin ayrımcılığa uğramadığı zengin bir ülke yapmak için çok çalıştık. Çok da önemli eşikler açtık. Ama sonra başka şeyler oldu. Çok iyi biliyorsunuz. Ben sadece ceketimle çalışmaya başladığım odamdan, çalışma mekanımdan yine ceketimi aldım çıktım. Tek bir haksızlığa da, yolsuzluğa da bulaşmadığımı en iyi siz gördünüz. Bakın, ama ben artık orada değilim. Kurucusu olduğum, gençliğimin en verimli yıllarını verdiğim partimden ayrıldım. Neden diye hiç düşündünüz mü? Çünkü orası benim genç yaşımda kurucusu olduğum parti değil artık. Alakası yok. Erdoğan Keçiören'deki o mütevazi evde oturan kişi mi? Yolsuzluklar aldı başını gitti, görüyorsunuz. Haksızlık, adaletsizlik her yerde, biliyorsunuz. Bunu elini vicdanına koyan her AK Parti seçmeni görüyor aslında. Ancak gözünüzün gördüğünü size unutturmak için iktidar bütün imkanlarını, basın gücünü, para gücünü alabildiğince kullanıyor. Hem de öyle büyük imkanlarla propaganda yapıyorlar ki dört bir yanınızı kuşatıyorlar. Açıkça yalan söyleyerek, montajlanmış görüntüler eşliğinde iftiralar atarak kafanızı karıştırmak istiyorlar. Çarpıtılmış konuşmaları, video kesitlerini WhatsApp gruplarından, sosyal medyadan, hatta meydanlarda dev ekranlardan yayıyorlar. Hiç utanmadan. Teröristlerin videolarını kesip yapıştırarak gerçek olmayan görüntüleri miting alanlarında millete izletiyorlar ya. Bizim vergilerimizle maaşa bağladıkları troller bütün gün bu yalanları tekrar ediyorlar. Hayret ediyorum. Sabah akşam kutsal dinimizi siyasetlerine alet edenler nasıl oluyor da hiç Allah'tan korkmadan böyle açıkça iftira atıp yalan konuşuyorlar. Onların adına ben utanıyorum ya. Arkadaşlar, bizim siyaset anlayışımızda yalan olmaz, iftira olmaz, olamaz. Siyaset yapmak için insanlıktan çıkılmaz. Değerli kardeşlerim, biliyorum bu mesajım birçok AK Parti seçmenine ulaşmayacak. Çünkü onlar geçim derdiyle gün boyu çalışıp didinen, günün sonunda yorgun ardının evine varan vatandaşlarımız. Duydukları haberlerin doğruluğunu, yanlışlarını araştıracak halleri bile olmuyor. Biz de zaten onlara sesimizi çok zor duyuruyoruz. Ama bir de
gerçek bilgiye ulaşma imkanı olan, gelen haberleri karşılaştıran kardeşlerimiz var. Taksicisinden kuaförüne, tornacısından bakkalına, doktorundan avukatına, kadın, erkek, Türkiye'nin bel kemiği milyonlarca insan. Sizler beni duyun. İçiniz rahat değil biliyorum. Siz de gece yatınca önümüzdeki 5 yıl bu kafayla bu ekonomi nasıl gider diye düşünüyorsunuz. Pazartesi günü yine işlerinize gideceksiniz. Yine kontak anahtarını çevirecek, yine kepenkleri açacaksınız. Allah'ın bildiğini birbirimizden saklamanın lüzumu yok. Hepiniz farkındasınız. Bugünkü iktidar ülkeyi yönetme kabiliyetini yitirdi. Bugün artık ekip çalışmasına inanmayan, kimseyi dinlemeyen, günü kurtarmaya çalışan, Merkez Bankası'nın rezervlerini boşaltıp o koca kurumu borca sokan bir yönetim var. Erdoğan artık öfkesine hakim olamıyor. Yanında onu sakinleştirecek güçte bir kimse de kalmadı. Görüyorsunuz, tek imza ile ülkeyi yönetmeye başladığı 2018'den beri ekonomi dibe vurdu. Gerçek durum ne kadar kötü onu bile göremiyoruz. Şeffaflık yok, veriler gizleniyor veya makyajlanarak açıklanıyor. Rakamlarla oynuyorlar. Gözümüzün gördüğünden çok farklı bir tablo çizmeye çalışıyorlar. Herkesin gördüğü yüksek enflasyonu daha düşükmüş gibi göstermeye çalışıyorlar. Hiçbir seçimde yapılmayan popülizm bu seçimde yapılıyor. Kendisi bana Bebecan diyor ama o eski günlerin başarılarının yakınından bile geçemiyor. Hatırlayın, bundan önceki her seçimde grafikler gösterirdi. Ekonomide şöyle yükseldik diye. Bu seçim elinde hiçbir grafik yok. Dün savunduklarını bugün kötülüyor. Dün kızdıklarını bugün vaat diye açıklıyor. Seçimi kaybetme korkusuyla her geçen gün hırçınlaşıyor. İnsanları gerçek olmayan tehditlerle korkutuyor. Teröristlerle berabersiniz diye iftira atıyor. Kazandıklarınızı kaybedersiniz diye tehdit ediyor. Yok gazı petrolü kapatacaklar. Yok İHA'ları SİHA'ları durduracaklar. Her türlü iftira var, her türlü. Sevgili kardeşlerim, unutmayın ki bu seçimde tekrar Erdoğan'ı desteklerseniz, kendisinin gelmiş olduğu bugünkü durumunu onayladığınız ve bunun devamını istediğiniz anlamına gelecek. Hiçbir şey düzelmeyecek. Şu anda kötü gördüğünüz her şeye inanın, daha kötüye gidecek. Sizi korkutanı değil, çok daha güzel günler sözünü vaat edeni seçin. Öfkeyi değil, sevgiyi seçin. Tek aklı değil, ortak aklı seçin. Korkuyu değil, umudu seçin. Bunun için harıl harıl çalışan, parlamenter sistemle ilgili anayasa değişikliğini hazırlayan, tam 2300 maddelik ortak politikalar metni üzerinde uzlaşan dürüst ve ehil kadroları seçin. Sizi hem zengin, hem güçlü, hem güvenli, hem de huzurlu bir Türkiye vaat eden Millet İttifakı'nı seçin. Ellerindeki imkanları kaybetmemek, kurdukları rant düzenini bozmamak için sizin temiz inançlarınızı, güveninizi ısrar edenlerle artık beraber olmayın, onlara itibar etmeyin. Ben sizin sağduyunuza, muhakemenize, ülkenizin ve ailenizin şartlarını dikkate alarak, aileniz ve ülkeniz için en doğru kararı vereceğinize inanıyorum. Bizler yarının Türkiye'sinde sizin sesiniz olmak için yola çıktık. Pazartesi inşallah yepyeni bir Türkiye'ye uyanacağız. Bu yeni Türkiye'de devletin ve ekonominin ehil ellerde idare edilmesi için bize güç verin. Unutmayın, ben bildiğiniz Ali'yim. Yıllarca hazinenin başında durup tek kuruş harama, haksızlığa bulaşmayan, sizin hakkınızı gözü gibi koruyan Ali. Size söz veriyorum. Tıpkı geçmişte olduğu gibi yine emanetinize sonuna kadar sahip çıkacağım. Tıpkı 21 yıl önceki gibi. Gelin bir kere daha. Yine beraberce. Yine sizlerle el ele. Hak için, adalet için sandıkta sessiz devrimi gerçekleştirelim. Hepinize hayırlı bereketli işler, sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.